İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 31 Temmuz gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi güne damgasını vurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye kaldığı konuta havadan saldırı düzenlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin suikaste kurban gitmesine dünyanın farklı merkezlerinden tepki yağdı. İlk tepki gösteren ülkeler arasında Türkiye yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum sözleriyle tepkilerini dile getirdi. İsrail ise suikaste yönelik yorum yapmayacağını duyurdu. Bu arada Haniye'nin defnine ilişkin detaylar da açıklandı. İsmail Haniye için yarın Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek. Ardından naaşı Katar'da defnedilecek. İşte haberin detayları. Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada Haniye'nin İsrail'in Tahran'daki konutuna düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Merzuk, suikast sonrası İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir hareket olarak nitelendirdi. Suikastı kınayan Abbas, Filistin halkına İsrail'e karşı birlikte hareket etme, sabırlı olma ve işgale karşı sağlam durma çağrısı yaptı. Abbas, Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan etti. Haniye'nin suikaste kurban gitmesine dünyanın farklı merkezlerinden tepki yağdı. İlk tepki gösteren ülkeler arasında yer alan Türkiye'den önce Dışişleri Bakanı Fidan, ardından birçok üst düzey yetkili açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu suikast Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır ifadelerini paylaştı. Öte yandan İsrail hükümet sözcüsü David Mansur, Hamas siyasi büro başkanı Haniye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin herhangi bir yorum yapmayacaklarını söyledi. Düzenlediği çevrim içi basın toplantısında bölgede artan gerilimden eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu savunan Mansur, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti. İran'dan yapılan açıklamada ise suikastin soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi. Haniye için yarın İran'ın başkenti Tahran'da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Haniye'nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek. Sayın seyirciler, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve heyeti 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. Aytaç ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk milletini korumaya devam edeceğini belirtti. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üsteli ziyaret etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sahip olduğu modern silahları, üstün eğitimli personeli, hal ve hazırlık seviyesiyle geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük desteğiyle Türk milletini korumaya devam edeceğini belirtti. Gerek Mavi Vatan'da, gerekse vatan toprağında devletimizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak, özellikle milletimizin huzur içerisinde yaşamasını temin etmektir. Demin arz ettiğim gibi, geçmişte olduğu gibi bugün de bunu layığıyla yerine getirdiğimizin haklı gururu içerisindeyiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte toprağımıza göz dikenler olur ise, tarihte yaşadıkları gibi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile beraber tarihte aldıkları cevabın aynısını alacaklardır. Bu toprağa Kem Gözde Bakan'ın gözleri kör edilecek. İyi niyetle gelmeyen ayaklar, uzanan eller kırılacaktır. Başbakan Ünal Üstel de 1 Ağustos'un 3 önemli günü barındırdığına işaret ederek, Kıbrıs Türk'ü bu adada kök salma, direnme ve varoluşu birlikte kutlamanın onurunu yaşıyor dedi. Bugün buralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni özgürlük içerisinde savunabiliyorsak, o gündeki büyüklerimizin, şehitlerimizin başlattığı mücadeleyle bugünlere geldik. Sizler, güvenlik kuvvetlerim, barış kuvvetlerim ve bu günleri bize yaşatan Mehmetçiğimiz, o günlerde bu mücadeleyi mücahitlerimiz ile el ele, kol kola, omuz omuza verdikleri mücadelenin esirini, o yüzden 1 Ağustos Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin komutanım, çok önemli bir gündür. Üstel, geçmişi unutmadan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın anlamını ve ruhunu gelecek nesillere aktarmanın başlıca sorumlulukları olduğunu kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise kabulde yaptığı konuşmasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ona bağlı teşkilatının güçlü olması gerektiğini vurguladı. Güçlü olursak savaş çıkma ihtimali o kadar azalır. Ama güçsüz olursak düşman pusuda bekliyor, hemen silaha sarılır, hemen bize saldırır. Çok zor yıllardan geçip geldik. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın efsanevi mücadelesi çok zor yıllarda başladı ve yokluklar içerisinde oldu, çaresizlikler içerisinde oldu. Ama hep Ankara'nın desteğini gördük, Genelkurmay'ın sürekli desteğini gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, milli bir devlet olduğunu vurgulayan Töre, Mavi Vatan'da, havada ve karada daha güçlü olmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aytaç ve heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kıbrıs Türk halkının asayişi ve güvenliğinden sorumlu olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'in bu kritik bölgelerinde etrafta nelerin olduğunu bittiğini hep takip ediyoruz. Çok da kolay bir bölge değildir her türlüsüyle. Bundan 100 kilometre uzakta bir savaş devam ediyor. Ve burada çeşitli farklı gemilerdir, göçmenlerdir, her türlü tehlikelere karşı biz sahillerimizi ve adamımızı koruyabiliyoruz. Çünkü istihbaratımız vardır, sahil güvenliğimiz vardır, ordumuz vardır, kol ordunun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin buradaki vardı vardır. Her türlüsüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmenin mutlu içerisinde de bunun değerini ve kıymetini elbette bilmesi gerekir. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın verdiği mücadelenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 1976 yılında kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı düzenli bir ordu olarak gurur kaynağımızdır dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'nin yanı sıra muharip derneklerden temsilcilerin de yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyeti Cumhuriyet Meclisi'nde ağırladı. Genel Kurul salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın başlattığı direnişle bugünlere geldik. Kimse bizden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türk ordusundan vazgeçmemizi beklemesin, dedi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 66. ve Kıbrıs'ın fethinin 453. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Töre yaklaşık 150 kişilik heyeti Meclis Genel Kurulu'nda kabul etti. Genel Kurul'da ilk sözü alan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar oldu. Bayar, bugün Kıbrıs'ta bağımsız ve egemen bir devlet varsa bunu 1 Ağustos 1958'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na ve şehitlere borçlu olunduğunu belirtti. Kıbrıs davası bitmemiştir. Biz 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile bu davanın bittiğini zannettik. Fakat anladık ki bu dava devam etmektedir. Rum'un ve Yunan'ın Enosis hayali kırılmıştır bir noktada ama bundan vazgeçmiş değillerdir. Onun için
bundan sonra yapılacak görüşmelerde anavatanımızın da uygun gördüğü, benimsediği iki devletli egemen eşit devlet temelinde görüşme yapılacaksa yapılsın, bunu destekliyoruz. Bayar, Rumlara yama olmayı asla kabul etmeyeceklerini de ifade etti. Erenköy Mücahidi Ahmet Yıldırım ise 20 Temmuz'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerinin Erenköy'de atıldığını kaydederek Erenköy'ün unutulmaması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve mücahitlerin mücadelesiyle kurulduğunu kaydetti. Direne direne, can vere vere, kan vere vere nefesimizi tuttuk ve buralara geldik. Onun için hiç kimse bizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmemizi beklemesin. Türk ordusundan vazgeçmemizi beklemesin. 146 ülkenin Filistin'i tanıdığını ancak Filistin'in halen bombalandığını söyleyen Töre, bizi sadece Türkiye tanıyor ve kimse kılımıza dokunamıyor. Bizim için en büyük Türkiye'dir, Türk ordusudur şeklinde konuştu. Yakın gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla tanınacağını, daha görünür hale geleceğini ifade eden Töre, özgürlükten, güvenlikten ötesi yoktur. Biz güvenlikten, özgürlükten, devletimizden, mücahidimizden, mukavemetçimizden, Mehmetçiğimizden asla taviz vermeyeceğiz dedi. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiliz gazetecilere Kıbrıs konusuyla ilgili bilgi verdi. Kıbrıs'ta ortaklığın kesinlikle bittiğini, geriye dönüşün olmayacağını belirten Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkılacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra'dan gelen bir grup İngiliz gazeteciyi kabul ederek bir görüşme yaptı. Gazetecilere Kıbrıs sorununun nedenlerini anlatan Ertuğruloğlu, meseleye doğru teşhis konulmasının öneminin altını çizdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bir tarih olduğuna vurgu yaparak, 20 Temmuz bizim hayata tutunma, yeniden doğum günümüzdür dedi. Tahsin Ertuğruloğlu, gazetecilerin bundan sonra ne olacağına dair soruları üzerine neyin olmayacağına vurgu yaparak, Kıbrıs'ta ortaklık konusu kesinlikle bitmiştir, geriye dönüş söz konusu değildir diye konuştu. Ertuğruloğlu, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Ana vatanımız Türkiye ile bağlarımızı kuvvetlendireceğiz, evimizin içini düzeltmek için de çalışacağız dedi. Bakanlar Kurulu bugün toplandı sayın seyirciler. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'ndaki toplantı saat 15.20'de başladı ve toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Yüksek Adliye Kurulu'nun atama haberiyle devam ediyoruz. Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Mahkeme Yargıcılığına terfi eden Fatma Şenol Bedevi ile Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na terfi eden Pınar Beyoğlu ve Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Hazan Aksun ve Umut İnan'ın Cuma günü törenle yemin edeceğini duyurdu. Yüksek Adliye Kurulu Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol Bedevi'nin Yüksek Mahkeme Yargıçlığına, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu'nun Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan'ın Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atandığını duyurdu. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Bedevi'nin 2 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanlığında Kaza Mahkemesi Başkanlığına terfi eden Pınar Beyoğlu, Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Hazan Aksun ve Umut İnan'ın aynı gün Yüksek Adliye Kurulu toplantı salonunda yemin edeceği kaydedildi. Açıklamada atamaların 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı da belirtildi. Sayın seyirciler, dağ yolundaki çalışmalar devam ediyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Arıklı, amaçlarının halka hizmet olduğunu vurguladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dağ yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Arıklı burada yaptığı açıklamada yol çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. 3,5 kilometrelik bir yoldur. Kendi imkanlarımızla karayollarının sağda solda kalmış bütçedeki paralarını biriktirerek bu yolu ihale ettik. Ben bu yolun yapımında emeği geçen yüklenici firma, işi takip eden muhtarım, köylüler ve özellikle de
Ömer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Netice itibariyle halka hizmet bizim en büyük amacımız. Yıllardır, uzun yıllar adanın en önemli Türk köylerinden biri olan FOTA'nın bu kadar ihmal edilmesi, yoluna el değmemesi herkesi üzen bir olaydı. Bakan Arıklı, dağ yolundan Alayköy'e çıkan diğer yolun yapımı için de çalışma yaptıklarını anlattı. Arıklı, dağ yolunun çıkmaz yol durumundan kurtarılacağını ifade etti. Dağ yolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu ise hükümete yolu yaptıkları için teşekkür etti. Ünlü iş insanı Asil Nadir sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nadir'e yapılan tetkiklerin ardından solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. Devlet hastanesine kaldırılan Asil Nadir'in tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Sayın seyirciler, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde ise henüz nedeni tespit edilemeyen yangına müdahale ediliyor. İzmir'in Urla ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca kara ekiplerinin yanı sıra iki gece görüşlü helikopterle sürdü. Havanın aydınlanmasıyla diğer hava araçları da çalışmalara katıldı. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Venezuela'da muhalefetin seçime hile karıştığı iddialarının ardından başlayan karmaşa devam ediyor. Protesto gösterilerinde 16 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı. Çıkan olaylarda son iki günde 16 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çıkan olaylarda bir askerin hayatını kaybettiği de belirtildi. Protestoların artması ve kamu mallarına zarar verilmesi üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarında binlerce askerle polis sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı kararlı önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi. Öte yandan Meksika'nın başkenti Mexico City'de de gösteriler vardı. Angel Anıtı çevresinde bir araya gelen vatandaşlar Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden seçildiği devlet başkanlığı seçim sonuçlarını protesto etti. Venezuela Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro %51.20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Muhalefet ise Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerinin doğru olmadığını, sonuçların hileli olduğunu ve devlet başkanı seçimini Edmundo González'in kazandığını iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nınla görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, Hoca'nından YÖDAK'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nını kabul ederek görüşme yaptı. Hoca'nın görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ile ilgili başlatılan bilgi sistemi çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanına bilgi aktardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada ülke yüksek öğretiminin etkin şekilde yapılabilmesi ve geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti. YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nın da yürütülen çalışmaları aktararak yeni sistemle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yanı sıra üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgileri de dahil olmak üzere öğrenci kabulleri, kayıt, işleyiş ve mezuniyet işlemleri gibi konularında YÖDAK tarafından kontrol edileceğini belirtti. Hoca'nın yüksek öğretim alanında güvenilir bir sistem için çalışmaların hızla yürütülmekte olduğuna da dikkat çekti.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak yeniden seçilmesi nedeniyle Roberta Metsola'ya ve Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi Başkanlığı'na seçilen İlhan Küçük'e mektup göndererek tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Töre, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği egemen ve eşitlik ve eşit uluslararası statünün Avrupa Parlamentosu ile diğer Avrupa Birliği kurumları tarafından tanınması hususunda çağrıda bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Roberta Metsola'ya, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi Başkanı'na seçilen İlhan Küçük'e mektup gönderdi. Töre, Metsola'ya gönderdiği mektubunda Metsola'yı tebrik ederken hem yeniden Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı genel kurul konuşması hem de 20 Temmuz dolayısıyla Kıbrıs Rum Avrupa Parlamentosu vekilleriyle yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin barış, demokrasi ve insan hakları temel ilkelerine ne kadar bağlı olduğunu gözlemlediklerini belirten Töre, aynı bağlılıkla Kıbrıs'ta Türklerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri, haksız izolasyonları göz önünde bulundurmaları gerektiğini, Kıbrıs sorununda sorumlu tarafın Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti olmadığının altını çizdi. Meclis Başkanı Töre mektubunun devamında 1960 kuruluş anlaşmaları çerçevesinde garantör devletler Türkiye ve Yunanistan'ın aynı anda üye olmadığı herhangi bir uluslararası örgüte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üye olamayacağını göz ardı ettiğini ve Güney Kıbrıs'ın yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında birliğe kabul ederek Kıbrıs sorununun çözümünü daha da zora sokmuş olduğunu hatırlattı. Töre, Kıbrıs Türk halkının da barış, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu belirtti ve bu çerçevede hak ettikleri egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün Avrupa Parlamentosu ile diğer Avrupa Birliği kurumları tarafından tanınması hususunda çağrıda bulunarak Metsola'ya yeni dönemde başarılar diledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi Başkanı'na seçilen İlhan Küçük'e yazdığı mektubunda ise kendisini görevinden ötürü tebrik ederken Kıbrıs Türk halkının bir dostu olarak bu göreve seçilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrıca önemli olduğunu belirtti. Töre, Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının sesinin Avrupa Parlamentosu'nda duyulması konusunda etkili olacağına dair inancını dile getirerek Küçük'e yeni görevinde başarılar diledi. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer ve iki birlik çalışanı bugün sahte evrak düzenleme suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer'le birlik çalışanları Hasan Akar ve Necdet Tunça, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Cafer Gür Cafer aleyhinde irtikap, sahte belge düzenleme, sahte belge düzenlenmesine tahrik etme, sahte belgeyi tedavüle sürme, birlik çalışanları Hasan Akar ve Necdet Tunça aleyhinde ise sahtekarlıkla kayıt temini suçlaması bulunuyor. Yargıç Jale Ergüden huzurunda gerçekleşen duruşmada olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde ülkeye getirilen 3. Dünya ülkeleri vatandaşları ile ilgili tahkikat başlatıldığını belirterek Cafer Gür Cafer'in müracaatlarla ilgili işlemleri hızlandırmak için 135.800 euro para aldığını ifade etti. Polis çavuşu Su içmez, diğer zanlılarınsa 16 kişinin adaya kanunsuz getirilmesiyle ilgili bilgisayarda işlem yaptığını, süreç tamamlanmadan ön izinlerle ilgili bilgisayar çıktıları hazırladığını, ancak bu ön izin belgelerini kimlerin aldığını hatırlamadıklarını söylediklerini belirtti. Su içmez, zanlılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin arandığını ve yüzlerce dosyanın inceleneceğini ifade ederek zanlıların poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Jale Ergüden, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kaosla açılmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası okullarda yaşanan sıkıntılar, özellikle de bazı meslek liselerinde elektrik altyapılarının öğrenciler için oluşturduğu risklere dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.
Sendika Başkanı Eylem, okullarda talep ettikleri düzenlemelerin yapılmaması halinde yeni eğitim yılında okulları açmayacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu, okullarda yaşanan sıkıntılar, eğitimde gelinen durum ve bazı meslek liselerinde elektrik altyapılarının öğrenciler için oluşturduğu risklere dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Selma Ailen Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında ELSEM Başkanı Ahmet Tuğcu da katılarak basın toplantısına destek belirtti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Ailen, yeni eğitim yılı başında güvenli hale getirilmiş tek bir okul olmayacağının görüldüğünü ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin attığı adımların okulları nitelikli hale getirme ve kendi eğitim sistemini oluşturmaktan uzak olduğunu ileri sürdü. Eylem, 1,5 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen okulların depreme dayanıklı hale getirilemediğine de dikkati çekti. Okullarımızın bu yıl açılacak durumda olmadığı gözle görülebilen bir gerçektir. Sendika yönetim kurulumuz kararlıdır. Eğitimimizde, çalışma koşullarımızda, haklarımızda ve toplumumuzda yapılmak istenenlerle ilgili tüm dayatma ve baskılara boyun eğmeyecek, mücadeleye devam edecek ve bu yıl gerekirse okullar açılmayacak. Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konuşmasında okullarda her türlü altyapı yanında elektrik altyapılarının tehlike arz eder durumda olduğuna dikkati çekti. ELSEM Başkanı Ahmet Tuğcu da okullarda elektrik altyapılarının tamamen kontrol edilmesinin önemine dikkati çekerek bu okulların açılmaması için bir sebeptir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarılarda bulundu. Açıklamada elektrikli cihazların prize bağlanacak fişinin ülke standartlarına uygun olmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, elektrikten kaynaklanan kazalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada standartlara uygun olmayan fiş ve adaptörlerin kullanılmasının istenmeyen kazalara ve yangınlara yol açabileceğine dikkat çekerek, uzatma kablolarının kullanımı ve elektrik tesisatıyla cihazları üzerinde yetkin olmayan kişilerin yapacağı müdahalelere ilişkin uyarılarda bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan imzasıyla yapılan açıklamada, elektrikten kaynaklanan kazalar ve akabindeki ölümlerden duyulan üzüntü dile getirildi. Bu olayların önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Elektrikli cihazların prize bağlanacak fişinin ülke standartlarına uygun bir fiş veya sabit adaptörle sonlandırılmış olmasının hayati önem taşıdığını vurgulandığı açıklamada, uzatma kablolarıyla ilgili de uyarılar yer aldı. Elektrik Mühendisleri Odası, arızaların yetkili ve sertifikalı kişiler tarafından kontrol edilmesinin öneminin de altını çizdi. Tıp İş, acil servis kadrolarında iyileştirme için Sağlık Bakanlığı ve hükümete süre verdi. Sendika Başkanı Doktor Özlem Gürkut imzasıyla yapılan açıklamada, 31 Ağustos'a kadar somut adım atılmazsa grev dahil her türlü hakkımızı kullanacağız denildi. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, tıp iş acil servislerde yaşanan personel eksikliğiyle ilgili basın açıklaması yaparak uyarıda bulundu. Sendika Başkanı Özlem Gürkut imzasıyla yapılan açıklamada, ikinci basamak sağlık hizmeti veren Gazi Mausa, Girne Akçiçek ve Cengiz Topel devlet hastanelerinin kısıtlı hekim sayısı, eksik personel ve sınırlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştığı belirtildi. Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinin de artan talebi karşılayamadığı, randevularda sürenin uzadığı ifade edildi. Açıklamasında acil servis hekim kadrolarındaki eksiklik nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değinen Gürkut, tıp iş olarak aylardır Sağlık Bakanlığı'na acil servislerin hekim kadrolarının tamamlanması gerektiğine dair uyarı yaptıklarını, geniş katılımlı bir toplantı talep ettiklerini kaydetti. Hekim eksikliği yanında hemşire, yardımcı personel, güvenlik görevlisi, kayıt görevlisi gibi sağlık çalışanı eksikliklerinin de hizmetlerde ciddi aksaklıklara yol açtığını belirten Gürkut, mevcut
mevcut durum halkın sağlık hakkını kullanmasına olanak vermeyen, sağlık hizmetini ulaşılmaz kılan bir haldedir ifadelerini kullandı. Tıp iş adına acil servislerin hekim ve bahse konu personel kadrolarının yeterli sayıya ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı ve hükümeti derhal harekete geçmeye çağıran Gürkut, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar bu yönde somut adımlar atılmaması durumunda ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü sendikal eylem, yasal ve hukuki yollarla mücadele başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz dedi. Bültenimizi sanat dünyasından üzücü bir haber tanıyacağız sayın seyirciler. Bir süredir tedavi gören usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamayı ciddiye alacaksın hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda. Türkiye'nin usta tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı bir süredir kan kanseri tedavisi görüyordu. Bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim paylaşımıyla duyurdu. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara, kahramanlara. Sanat dünyasını yasa boğan Erkal'ın vefatından dolayı birçok taziye mesajı yayımlandı. İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Erkal 1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu 3 farklı yorumla sahneledi. Birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarlayan Erkal, senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Dövüşmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Orada, daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Sinemada. Burada noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Πρώτη Αυγούστου, ημέρα κοινοτικής αντίστασης που σηματοδοτεί τρία από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ένδοξη ιστορία του Τουρκοκυπριακού λαού, την 453η επέτειο της κατάληψης της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την 66η επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης TMT και την 48η επέτειο της εγκατήτρησης της Διοίκησης Τουρκοκυπριακών Δυνάμειων Ασφαλείας γιορτάζεται αύριο με ειδικές τελετές και εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο μαραθώνιος των 16 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί μπροστά από το αρχείο των δυνάμειων ασφαλείας στο Μποάσκοϊ και θα λήξει μπροστά από το κτίριο του συνδέσμου TMT Άνιστον Κύπρου. Με την ευκαιρία της ημέρας θελετή καταθέσης στεφάνων θα πραγματοποιηθεί μπροστά στον Ατριάντατο Ατατούρκ στην Λευκόσα και σε άλλες επαρχίες της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, καθώς επίσης μπροστά στο Μνημείο των Μαρτύρων στην Λευκόσα και στο Μνημείο του Πάρκου της Δημοκρατίας. Θα δοθεί δεξίωση επίσης το βράδυ στον κήπο του Αρχαίου της Διοίκησης των Δυνάμειων Ασφαλείας στο Ποάσκοϊ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής της Δημοκρατίας, Σόλουτορε, δέχτηκε τον διοικητή των δυνάμειων ασφαλείας υποστράτιο, Οσμάν Αϊτάτς, και με την ευκαιρία της 1ης Αυγούστου, ημέρας κοινοτικής αντιστασής. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο υποστράτιος, Αϊτάτς, δήλωσε ότι αν υπάρχουν κάποιοι που επαφθαλμίων τη γη μας, θα πάρουν την απάντηση που έλαβαν στην ιστορία.
Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Στορέ τονίσε ότι πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί στην γαλάζια πατρίδα, στον αέρα και στην ξηρά. Ο πρόεδρος της Βουλής της Δημοκρατίας, Σολοτορέ, απέστειλε επιστολή στην Ρόπερτα Μετσόλα με αφορμή την επανεκλογή της ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην επιστολή του προς την Μετσόλα, ο Τορέ την συνεχάρη και αξιολόγησε τόσο την ομιλία που έκανε στην Γενική Συνέλευση μετά την επανεκλογή της ως πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και την δηλώσεις που έκανε στην διάρκεια συνάντησης της με τους Ελληνοκύπριους Ευρωβουλευτές στις 20 Ιουλίου. Ο Τορέ ζήτησε από την Μετσόλα να μην ανοίξει την κυριαρχική ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού, λέοντας ότι έχουν παρατηρήσει πόσο δεσμευμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις βασικές αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Τορέ είπε ότι με την ίδια δέσμευση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις άτικες απομονώσεις που επιβάλλονται εις βάρος των Τουρκοκυπριών. Υπορραμμίζοντας ότι ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός ούτε η δημοκρατία της Τουρκίας ευθύνεται για το Κυπριακό, ο Τορέ ζήτησε την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιστολή του προς τον Ιλχάν Κουτσούκ, ο οποίος εξελέγει ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Βουλής Τορέ δηλώσε ότι η εκλογή του σε αυτή την θέση ως φίλος του τουρκοκυπριακού λαού είναι σημαντική για την τουρκική δημοκρατία της Βουλής Κύπρου, εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι ο Κουτσούκ θα είναι αποτελεσματικός στο να ακουστεί η φωνή του τουρκοκυπριακού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κουτσούκ στο νέο του αξίωμα. Ραδιές είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά την δολοφονία σήμερα το πρωί του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίε στο Ιράν, την οποία η Παλαιστινιακή οργάνωση απέδωσε σε Ισραηλινή επίθεση. Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίε έπεσε νεκρός στην διάρκεια ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε στην Τεχεράνη. Ο Χανίε είχε παραβρεθεί στην ορκομασία του νέου πρόεδρου του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, που είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίε, στο Ιράν είναι μια δειλή πράξη που δεν θα μείνει ατιμώρητη, δήλωσε ο βετεράνος αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ. Την δολοφονία του ηγέτη του ανακοίνωσε το ίδιο το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης. Στο μεταξύ, από την Τουρκία άρχισαν να έρχονται αντιδράσεις σχετικά με την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίε, στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Τεχνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς, εξέδωσε συλληπιτήριο μήνυμα με το οποίο αναφέρει ότι ο Χανίε έπεσε μάρτυρες σαν αποτελέσμα της ιδεχθούς επίθεσης του εχθρού της ανθρωπότητας της σφαλιαστικής σιωνιστικής Ισραηλινής διοίκησης. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την άλλη πλευρά καταδικάζει την δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίε, σε μια ιδεχτή δολοφονία στην Τεχεράνη.